Merhaba sevgili gençler, BGM kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde çokgenlerin özellikleriyle ilgili çözümlü örnekler yapacağız. Daha önce bu konunun konu anlatımını yapmıştık. Videomuz kanalımızda var. Eğer bulamıyorsanız aşağıdaki açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Ya da şu an sağ üst köşede de çıkacak. Oradan da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz cumartesi günleri hadi bul bakalım resimli bulmaca, yani resme ve videolarımız geliyor. Pazar günleri haftanın zeka sorusu yarışması yapıyoruz. Haberi olmayan arkadaşlara buradan duyurayım. Eğer farklı bir etkinlik yapmak isterseniz cumartesi ve pazar saat 8'de videolarımız yayınlanıyor. Bu videoda konuyla ilgili serkanakça.com'da yayınlanan testi kullanarak soru çözeceğiz arkadaşlar. Gerçekten güzel hazırlıyor Serkan Hoca sorularını. Bize destek olmak isteyen arkadaşlar olursa da aşağıda bir beğen butonu görecekler. Oraya tıklamaları yeterli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Uygulamamız her zamanki gibi 5 saniye ara vereceğim. Siz videoyu durdurup cevaplarınızı bulmaya çalışacaksınız. Ve video sonunda kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmında benimle paylaşacaksınız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz çokgenlerin özellikleriyle ilgili doğru yanlış sorularından. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir çokgenin herhangi bir köşesine ait iç açısı ile dış açısı bütünlerdir diyor. Bunu görsel hale getirelim çözerken. Hemen bir beşgen çiziyorum. İç ve dış açılarını gösteriyoruz. Bakın burası iç açı, burası da dış açı. İç ve dış açılar bütünlerdir. Bütünlerin diğer adı neydi? 180 derece. Yani içle dışın toplamı 180 mi? Evet, 180. A şıkkımız doğruymuş. B şıkkı. Bir çokgenin ardışık olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Bakın ardışık olmayacak köşelerimiz, yani bununla bu değil. Şu ikisi olabilir. Mesela bunları birleştirdiğimiz şu çizgiye ne diyor? Köşegen diyor. Bu zaten köşegenin tanımıydı. Bu da doğru arkadaşlar. B'ye de doğru diyoruz. C şıkkı. Bir çokgenin oluşmasını sağlayan doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır. Evet, şu doğru parçalarından bahsediyor arkadaşlar. Bu doğru parçaları tabii ki çokgenin kenarıdır. Bu da doğru. Çokgenler rastgele isimlendirirler. Rastgele isim vermiyorduk arkadaşlar. Bu bir beşgen. İsmi nasıl veriyorduk? Şuradaki harfler var. Mesela bunda harf yok da. Harf olsaydı A, B, C, D. Sırayla giderek isim vermek zorunda kalıyorduk. Rastgele isim veremiyorsunuz. D şıkkımız yanlış. Yani cevabımız D şıkkı. Yanda verilen beşgenin köşegenleri çizildiğinde aşağıda verilen doğru parçalarından hangisi bu köşegenlerden biri değildir diyor. Hemen köşegenlerimizi çizmeye başlayalım. B köşesinden başlayalım. B'yi E'ye bağlayan köşegen, B'yi D'ye bağlayan köşegen, A'ya bakalım. A'yı C'ye bağlayan, A'yı D'ye bağlayan, bu da bir köşegendir. Son olarak E'yi C'ye bağlayan da bir köşegen vardır. Bakın ne oldu? Yıldız şeklini aldı. 5 adet köşegen bulduk. Şimdi bakalım bunlardan hangisi yokmuş? A, C var. AE, AE yok çünkü AE kenardır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıymış. EC buradan görebiliyorsunuz. BD'yi de buradan görebiliyorsunuz. Yukarıdaki şekilde verilen dokuzgen levha noktalı çizgi ile belirtilen yerden kesilirse büyük parça aşağıdakilerden hangisi olur? Kolay bir soru arkadaşlar. Hemen şuradan keselim. Büyük parça istediği için yukarıyı sildim. Kaçgen olur? Kenarlarını sayarak buluyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gelmiş. Cevabımız C şıkkı. Basit bir soruydu. Yine kolay bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir diye soruyor. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle düzgün çokgenin tanımını hatırlayalım. Neydi? Tüm açıları ve kenarları aynı olan çokgenler denir. Açıları ilk anda görmek biraz zor olabildiği için kenarlar üzerinden gidebilirsiniz. Biz de bu soruda öyle yapacağız. A şıkkına gelelim. Bakın sorulardan bazıları izometrik kağıt üzerine çizilmiş. D şıkkında ise noktalı kağıt üzerine çizilmiş. Bu iki ayrıma dikkat edin arkadaşlar. Birazdan benzer sorular çözeceğim. Orada da göreceksiniz. Bakın burada izometrik kağıt olduğu için çaprazdan da bakabiliyorsunuz. Kenar sayılarına bakacağız arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Burası da 4 birim. Buradan A şıkkının tüm kenarları eşit oluyor. A düzgün çokgen. B şıkkı 2, 2, 2, 2, 2 ve 2. Hepsi 2. B'yi de geçelim. C şıkkına geliyorum. Önce kenarlara bakıyorduk. 1, 2, 3. 1. Demek ki bu düzgün değil. Çünkü kenarları aynı değil. D şıkkı zaten bir karedir. Burada şöyle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bu bir düzgün üçgen. Bunun diğer adı neydi? Eşkenar üçgen. D şıkkındaki de düzgün bir dörtgen. Düzgün dörtgenin diğer adı kare arkadaşlar. Cevabımıza C demiştik.
aşağıda verilen çokgenlerden hangisi düzgün çokgendir diyor. Bu sefer bir tane düzgün çokgen varmış, onu bulacağız arkadaşlar. Direkt görsel olarak da algılayabiliyorsunuz aslında. Fakat birbirine çok yakın olan şekiller olduğu zaman saymak önemli arkadaşlar. A şıkkına bakıyorum. Bakın izometrik kağıt. Şuraya dikkat edeceksiniz. Burada 1, 2, 3 çapraz gidiyoruz. 3 birim. Fakat burada sayamıyorum. Zaten bu düzgün çokgene benzemiyor. A şıkkını eledik. B'ye gelelim. 1, 2, 3, 4 birim. Burası 1, 2, 3, 4 birim. 4 birim, 4, 4, 4. Cevabımızı bulduk. Cevabımız B şıkkıymış. C'ye bakalım. Bakın burada işte o az önce bahsettiğim kavram var. Bakın bu tarafa doğru inerken uzun noktalar arasındaki mesafeyi almış. Burada ise kısa noktalar arasındaki mesafeyi aldığı için bu ikisini kıyaslayamıyorsunuz. Zaten şekilde bakıldığında bu kenarda 3 tane uzun, bu tarafta 2 tane uzun var. Zaten düzgün olmadığını görebiliyoruz. İlk bakışta da zaten eleniyor. D şıkkına bakalım. Bakın yine kısa noktalar, uzun noktalar. Bunları kıyaslayamazsınız. Fakat bu zaten bir dikdörtgen olduğu için bu da düzgün değil. Ama yine de sayabilirsiniz. Burası 5, burası 4 tane kare oluyor. Bu arada cevabımıza da B şıkkı demiştik zaten. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Dört kenarı ve beş köşesi çizilmiş çokgenin altıncı köşesi hangi noktada olursa çizilen çokgen düzgün altıgen olur. Kuralımız neydi arkadaşlar? Tüm kenarları ve açıları aynı olacak. Açı ölçerimiz olmadığı için hesaplayamıyoruz. O zaman nereden gidiyoruz? Kenarlardan gidiyoruz. Hemen bakalım kaçar birimmiş? 3, 3, 3, 3. Hepsi 3 birim. O zaman buradan saydığımda 3 birim olan kenarı arayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3. Saydığımda zaten direkt B'ye geliyor. B'yi de buraya birleştirseniz bakın zaten düzgün olarak görünüyor. Cevabımız B şıkkı. İsterseniz diğer noktaları da çizelim arkadaşlar. Neden olmadığını da görmüş olursunuz. Mesela D noktasını deneyelim. Bakın düzgün bir şekil çıkmadı. C şıkkını deneyelim. C'ye gittiğimizde bakın yeni şeklimiz düzgün değil. A'yı da deneyelim. Yine şeklimiz bir tarafı çok uzun, bir tarafı kısa oldu. Olmadı. Cevabımız B'ydi. Yukarıdaki bilgiye göre düzgün ongenin toplam köşegen sayısı kaçtır? Soruda bize köşegen sayısını bulmanın formülünü vermiş. N çarpı N eksi 3 bölü 2. Bu formül en çok karıştırılan formüllerden biri arkadaşlar. Birkaç formülümüz var biliyorsunuz. Bir sonraki videoda onunla ilgili sorular çözeceğim. Şu an sadece bu köşegen sayısı ile ilgili örnek çözeceğim. N çarpı N eksi 3 bölü 2. Bakın bunu unutmayın. Bu köşegen formülü. N eksi 3 varsa köşegen formülüdür. Sorumuzu çözerken yapacağımız şey sadece N yerine kenar sayısını yazmak. Bize soruda ongen demiş. Yerine yazalım. N çarpı N eksi 3 dediği için 10 çarpı 10 eksi 3 bölü 2 yazıyoruz. İkisini koyduk. Bundan sonra işlem yapıyoruz. 10'dan 3 çıkar 7. Yani 10 çarpı 7 bölü 2. Buradan da 10 kere 7 70 yapar. 70 bölü 2 yazıyorum. 70'i 2'ye bölersek de 35 cevabını buluruz. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Konu anlatım videomuzda bunlarla ilgili çok fazla örnek çözmüştük. İzlemediyseniz özellikle onu izlemenizi öneririm arkadaşlar. Orada birkaç güne yayınlayacağım diğer çokgenlerde açılar konularıyla ilgili de çözüm örnekler ve konu anlatımları var arkadaşlar. Yine hatırlatayım, aşağıda açıklama kısmında linki var. Yanda verilen altıgenin köşegenlerini çizin. Buna göre altıgenin kaç köşegeni vardır? Çizmeye gerek yok çünkü biz bir formül biliyoruz değil mi? Az önce öğrendik. Neydi formülümüz? Köşegen sayısı, yani tüm köşegen sayısının formülü n çarpı n eksi 3 bölü 2. O zaman bu soruda n'imiz 6 olacak çünkü bu bir altıgen. Ne yapıyorum? 6 çarpı 6 eksi 3 bölü 2 yazıyoruz. 6'dan 3 çıkar, 3 yapar. 6 çarpı 3 bölü 2 yaptı. Buradan da çarpıyorum. 18 bölü 2 yapıyor. 18'i 2'ye böl. Cevap 9, yani B şıkkı arkadaşlar. Aşağıda verilen çokgenlerden hangisinde farklı uzunlukta köşegenler çizilebilir diye soruyor arkadaşlar. Bakın burada direkt soruya şöyle atlamayın. Dikdörtgen düzgün çokgen değildir, o zaman yanlıştır. Bu şekilde yapmıyoruz. Burada çokgenlerin özelliklerine göre gitmemiz gerekiyor. Onun için çizmek en sağlıklı olan arkadaşlar köşegen sorularında. Gelelim A şıkkına. Köşegenlerinizi çizelim. Bakalım boyları aynı mı değil mi? Karede iki tane köşegen vardır. Biri buradan, biri buradan geçer. Bu arada ben video yazarken, renkleri ayarlarken kızım geldi. Baba pembe yapsana diye. Ondan dolayı pembe rengini seçtim. Baktığınızda iki köşegenin boyları eşit arkadaşlar. Gelelim dikdörtgene. Buradan bir tane çiziyorum.
Bir tane de buradan çiziyorum. Bakın yine iki köşegen var ve yine boyları aynı. İsterseniz hani acaba eşit mi diye kaleminizle ölçebilirsiniz arkadaşlar. Kalemle birini tutun, öbür tarafa çevirin. Aynı boyda mı değil mi görebilirsiniz. Köşeden çizelim. Buradan ve şuradan çiziyorum. Yine arkadaşlar beşgende de çizdiğiniz bütün köşegenler birbirine eşit olur. Gelelim altıgenimize. Bakın buradan çizdim. Buradan çizdim. Aşağıya da çizebilirsiniz. Buradaki köşegen bakın bu kısa. Bu biraz daha uzun oluyor. Çünkü tam ortadan geçiyor. Demek ki cevabımız D şıkkıymış. D şıkkında farklı köşegenler çizilebiliyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca konu istekleriniz ve önerilerinizi de bekliyorum. Bizi Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan yaptığımız duyuruları da kaçırmamış olursunuz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.